gizli hepatit gibi şimdi de maymun çiçeği hastalığı konuşuluyor ve yakından takip ediliyor. Bu hastalık Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayılmaya başladı. İngiltere'de 9 vaka görüldü. Portekiz'de 5 kişiye virüs bulaştı açıklandı. Dünya koronavirüsü salgınıyla mücadeleye devam ederken son dönemde 12 farklı ülkede maymun çiçeği virüsü yani monkeypox salgını ortaya çıktı. Amerika Başkanı Joe Biden bile endişe yaratıyor dediği maymun çiçeği virüsünden korunmak ve önleminizi almanız için kapsamlı bir rehber ve analiz hazırladık. Maymun çiçeği endişesi büyüyor. İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İsveç ve ABD'nin ardından birçok ülkede yeni vakalar tespit edildi. İtalya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vaka, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Roma'ya giden bir kişi de tespit edildi. Durumu takip etmek için uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturuldu. Ancak alarm verilecek bir durumun olmadığı vurgulandı. Fransa'da yeni vaka görülen ülkelerden maymun çiçeği virüsü başkent Paris'te ortaya çıktı. Kanada ve Avustralya'da da ilk maymun çiçeği vakaları görüldü. Maymun çiçeği Afrika'nın yakından tanıdığı bir virüs. Her yıl Kongo'da yaklaşık 6.000, Nijerya'da ise 3.000 vaka görülebiliyor. Son vakaların Afrika seyahati geçmişi olmayan kişilerde ortaya çıkması ise hastalığı gündemin üst sıralarına taşıdı. Daha çok Orta ve Batı Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığıyla aynı aileden geliyor. Maymunlar ve kemirgenler gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşıyor. İnsanlar arasında kolayca yayılmıyor. Yakın temas ve solunum yoluyla geçiyor. Çiçek aşısının virüs üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar antiviral ilaçlar üzerinde de çalışıyor. Dünyada 6.000 yıldan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam ederken, son dönemde Avrupa ülkeleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da yeni bir salgınla karşı karşıya kaldı. Genelde Orta ve Batı Afrika'da ortaya çıkan ve zaman zaman salgın haline alan maymun çiçeği virüsü, farklı ülkelerde çok sayıda insanda tespit edildi. Bilim insanlarının incelemelerine devam ettiği ve Amerika Başkanı Joe Biden'ın bile bizzat endişe yaratıyor dediği maymun çiçeği virüsüyle ilgili bilinmeyen birçok detay ve bilgi var. Bilim insanları ve uzmanlar maymun çiçeği virüsünden korunmak ya da bu hastalığı geçirenlerin hayata tutunabilmesi için bazı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. İşte maymun çiçeği virüsüyle ilgili bilinmesi gereken 7 şey. Şu ana kadar hangi ülkelerde yayılmış? Maymun çiçeği virüsü şu ana kadar resmi olarak 9 Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da görüldü. Normalde Orta ve Batı Afrika'nın ücra köşelerinde rastlanan bu hastalığın görüldüğü Avrupa ülkeleri Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç oldu. Peki bu hastalığın semptomları nelerdir? Maymun çiçeği virüsünün bedenin farklı bölgelerinde oluşan bazı semptomları bulunmaktadır. İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor. Ateş arttıkça vücutta bir kızarıklık ve kaşıntı olmaya başlıyor. Bu genelde yüzde başlıyor ve daha sonra vücudun başka noktalarına ulaşıyor. Genelde avuç içinde ve ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaşıntı aşırı derece rahatsız edici ya da acı verici olabiliyor. Öte yandan bu kaşıntı süreci geçtikten sonra ayak tabanları ve avuç içindeki yaralar kabuk bağlıyor ve geçiyor. Bilim insanları ve uzmanlar bu enfeksiyon genelde 14-20 gün arasında sürebileceğini belirtiyor. Peki bu hastalık nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsü hastalık bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan birisinden kolaylıkla bulaşabiliyor. Virüs ciltteki bir yaradan solunum yoluyla ya da göz, burun, ağızdan bulaşabiliyor. Öte yandan bu hastalık virüs bulaşan maymun, fare ve sincap gibi canlılardan ya da üzerinde virüs bulunan yatak örtüsü, elbise, kıyafet gibi ürünlerden de bulaşabiliyor. Peki bu virüs ne kadar büyük? Bilim insanlarının geçmişte yaptıkları açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benziyor ve genelde hafif geçiyor. Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda çok ağır geçebiliyor. Batı Afrika'da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut. T
Tedavisi nedir? Herhangi bir salgının önüne geçmek için aşı yapılması önemli bir adım. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeğine karşı %85 koruluğu sağlandığı da biliniyor. Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğu aktarıldı. Hastalık şüphesi varsa ne yapmalıyız? Bilim insanları son dönemde Afrika kıtasının belirli bölgelerine gitmiş ya da hastalanmış kişilerde görüşen ya da belirti gösterdiği düşünen kişilerin bir an önce doktora gitmesi gerektiği uyarısında bulundu. Amerika'nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Önleme ve Mücadele Merkezlerinden Andrea McCollum'un eğer bireyler hastalandıysa genelde 2 ile 4 hafta arasında hasta kalırlar. İnsanların erken tanı koymaları ve bir an önce tedavilerine başlamaları ve bu süre zarfında görüştükleri insanlar bilgilendirmeleri gerekiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü bu konu hakkında ne söylüyor? Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 3 farklı ülkede 12 üye ülkede maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurdu. Avrupa Bölüm Başkanı Hans Klok coğrafi olarak vakalarında vakaların Avrupa ve diğer ülkelerde görüldüğünü tespit edildi. Bu da maymun çiçeği hastalığının bir süredir yayılmakta olduğunun kanıtıdır dedi. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğinin de altını çizerken şu an Avrupa'da açıklanan vakaların hafif geçtiği de belirtildi. Hamile ve çocuklar risk altında mı? Genelde hafif ve orta şiddette geçen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama Sağlık Örgütü'nden geldi. Bu hastalık genelde hafif geçse de özellikle çocuk, hamile kadın ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ağır geçebilir ifadesi kullanıldı. Maymun çiçeği hastalığı öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır. İlk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir. Bu nedenle maymun çiçeği adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerinde insanlardan maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir. Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir. Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de olup olmadığına dair açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca, maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2 ya da 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak İngiltere'de gözlemlenen sonrasında birçok Avrupa ülkesine yayılan maymun çiçeği virüsünün 80 kişide görüldüğünü doğruladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada virüsün takibi genişledikçe vakaların da artacağı vurgulandı. İlk olarak 7 Mayıs günü İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü son 2 haftada toplamda 12 ülkeye yayıldı. Henüz maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış güvenli bir tedavi yoktur. Maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı antiviraller kullanılabilir. Bununla birlikte şu anda orijinal çiçek hastalığı aşıları artık halka açık değildi. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için daha yeni bir aşı onaylanmakla birlikte henüz kamu sektörüne yaygın olarak mevcut değildir. Küresel aşılama faaliyeti sonrasında 1980'de yeryüzünden silinen çiçek virüsü ile maymun çiçeği arasında genetik benzerlik bulunuyor. Bu yüzden çiçek aşısı yapılan kişiler maymun çiçeğine karşı da bir miktar koruma sahibi olabiliyorlar. Öte yandan virüsün 40 yıldan uzun süre önce yeryüzünden silinmesi ve ardından aşılama faaliyetlerinin durdurulması genç nüfusu ve bu virüse daha açık hale getiriyor. Virüsü taşıyan hayvanlar fiziksel temas ile bunu insanlara bulaştırabiliyor. Bu hayvanlar arasında kemirgenler ve primatlar da yer alıyor. Riski azaltmak için vahşi hayvanlarla korumasız temas edilmemesi, özellikle de hasta olan hayvanlardan veya ölü hayvanlardan uzak durulması tavsiye ediliyor. Virüsü taşıyan insanlar semptom gösterdikleri dönemde bulaştırıcı olur. Bu genellikle virüse maruz kaldıktan sonraki 2-4 haftalık süreçte oluyor. Özellikle döküntü bölgeleri, vücut sıvıları ve yaralar bulaştırıcı olabiliyor. Virüsü taşıyan kişilerin kullandığı kıyafetler, havlular, nevresim takımları, çatal, bıçaklar da virüsü bulaştırabiliyor.
Ağızdaki lezyon ve yaralar da bulaştırıcı olduğu için tükürük yoluyla bulaşma ihtimali de var. Bu yüzden maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilere yakın temasta olanlar, özellikle de aynı evde yaşayanlar, sağlık çalışanları da daha yüksek risk grubu oluşturuyor. Virüs hamilelik döneminde plasentadan bebeğe de geçebiliyor. Septom göstermeyen hastaların bulaştırıcı olup olmadığı ise kesin değil. Maymun çiçeği virüsünden korunmanın en etkili yolu virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerle fiziksel teması azaltmaktır. Sağlık çalışanları ve virüsü taşıyanlarla birlikte yaşayanların lezyonlarla doğrudan temas etmemesi ve maske takması, virüsü taşıyanların yaralarının üzerine kapatması, kendilerini izole etmesi ve maske takması tavsiye ediliyor. Fiziksel temasın gerekli olduğu anlarda ise tek kullanımlık eldivenin giyilmesi bulaşım riskini azaltıyor. Aynı evde yaşayanların yüzeyleri, kıyafetleri ve mutfak eşyalarını düzenli olarak temizlemesi gerekiyor. Eğer virüse maruz kaldığınızı düşünüyorsanız sağlık kuruluşlarına başvurmanız, bu süreçte de kendinizi mümkün olduğunca izole etmeniz gerekiyor. Başvurunun ardından sağlık kuruluşları yaptıkları testler sonucunda pozitif olup olmadığınızı ortaya çıkarabiliyor. Maymun çiçeği virüsü genelde 2 ile 4 hafta aralığında kendinden iyileşiyor. Maymun çiçeği düşük bağışıklığa sahip insanlar ve küçük çocuklarda ağır seyredebiliyor. Genellikle çocuklarda gözlemlenen hastalığın Orta Afrika türünde %11, Batı Afrika alt tipinde %1 oranında öldürücü ihtimali bulunuyor.